Hoş geldiniz. Hilal Hanım, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden. Hilal Hanım buyurun. Evet, ben de hemen şöyle paylaşayım hocam. Evet. Sanırım gözüktü. Gözükecek. Evet. Ben önce Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne teşekkür ediyor. Muhterem Haziran'ı saygı ve hürmetle selamlıyorum hocalarım. Mevlana'da varlığın estetiği konusu. Mevlana'nın varlık hakkındaki görüşlerini sunmaya çalışacağım ben size. Önce varlık mutlak ve nesnel anlamda güzel bir şekil ve görüntüye sahip. Güzellik aslen varlığın özünde. Çünkü varlık ilahi güzelliğin bir suretidir. Yerin, göğün, hayvanların ve bitkilerin sahip oldukları bu güzellik, yaratanına karşı hayranlık duygusu uyandıracak kadar da insanı etkilemekte. İnsan yaratılışı itibariyle ihtiyaç duyan, seçenekler arasında karar veren, seçim yapan, kimi şeylerden hoşlanan, haz duyan bir varlık. Böyle olunca da hoşlandığı, haz duyduğu şeylere güzel ve hoş bir değerler yüklüyor. Bu güzellikler alem ve alemdeki varlıklarda düzen, uygunluk, orantı, simetri ve ahenk gibi unsurlarla temellendiriliyor. Bu unsurlar Mevlana'da ve eserlerinde kendini çok güzel bir şekilde hissettiriyor. Hilal Hocam. Efendim. Sesiniz gelmiyor. Hocam slaytınızı ilerletirseniz slayt ilk slaytta kaldı. İlk slaytta kaldı. Tamam. Evet. Aslında varlık ve güzellik düşüncesinin ne olduğu, bunun eserlere nasıl yansıtıldığı, hangi dil ve üslupla ortaya konduğudur aslında. Mevlana eserlerinde varlık konusunu ele almış, bunu şiir diliyle estetik bir şekilde ortaya koymuştur. Mevlana'da birlikçi bir varlık anlayışı vardır. Varlığın içinde gizli olan varlık yok olarak ifade edilir. Bu yokluk insanın Allah karşısındaki durumudur. İnsanlar sadece mutlak ve doğal güzellikle yetinmemiştir. Onlardan ilham alarak ruhundaki güzellik duygusuyla yeni güzellikler ortaya çıkarmıştır. Doğal güzelliğe gönül vermekle birlikte Mevlana, şiirlerine içindeki güzellikleri de katarak güzellikleri çoğaltmıştır. Aslında o güzellikleri önce Allah'ta, sonra da Allah'ın yarattıklarında görür. Mevlana varlık aynasının yokluk olduğunu, sunuda da gördüğünüz üzere ekmeğin aynası aç, çakmağın aynası da yanık şeydir şeklinde ifade eder. Biz güzellikleri Mevlana'ya göre sınıflandırdık. 11 başlık altında gruplandırdım. Fakat tabii bir kısmını kısarak, çünkü Mevlana pek çok üzere güzel diyor. Biraz muhtasar hale getirmeye çalıştım. Önce mutlak güzel Allah'tır diyor Mevlana. İnsanlarda gördüğümüz güzellik, mutlak güzelliğin nesnelerde görüntüsüdür. Allah, tasavvufi inanışa göre evrene tanınmak istediği ya da güzelliğini seyretmek istediği için insanı ayna olarak yaratmış, onda zatının güzelliğini seyretmektedir. Allah sonsuz güzeldir. Mevlana'da güzelliğin Allah'tan geldiğini beyitlerinde sık sık belirtirken Allah'ın zatı hakkında en güzel sıfatını kullanıyor. En güzel olan Allah'ın aşkından başka ne olursa, şeker yemek olsa da can çekişmektir. Can çekişmek nedir? Ölüme doğru gelmek, ab hayata el sürmektir. Biz balıklarız. Hayat denizi sensin. Ey güzel sıfatlı, senin lütfunla diriyiz diyor. Allah şiirlerde pek çok vasıflarla zikrediliyor aslında. Mevlana'da Allah'a ait isim ve sıfatlara ilaveten ona dost, yoldaş diyor. Güzel yoldaş diye bahsediyor Allah'tan ve Arapça bir rubaisinde. Bizi dirilten o dost ne kadar temiz, ne kadar tatlı, ne kadar hoş, ne kadar güzeldir. Biz insanlar ruhlardan, gönüllerden ibaret idik, bedenlerimiz yoktu. O aziz dost bedenlerimizi ruhlarımıza konuk ev olarak yarattı. O dostumuz, o Efendimiz lütfeder, kerem buyurursa bizi affeder. Nasıl önceden yarattıysa yine öyle yaratır, bizi yeniden diriltir der. Bazen de Allah'ı aile sahibi olarak nitelendirir ve böylece sivrisinekten tut da file kadar bütün mahlukat Allah'ın ailesidir. Ve hak ne güzel aile sahibidir der. Mevlana da gerçek ve izafi güzellik anlayışından aslında vuslata eriş vardır. Mevlana bir hikayesinde Allah'ın lütfuyla bazı şeylerin tatlı ve lezzetli hale geleceğini söyler. Su koruk içinde ekşidir. Fakat üzüme gelince tatlılaşır, güzelleşir. Sonra küpün içine girince acır, haram olur. Sirke olunca ne güzel katıktır der. Üzümün farklı şekillerde güzellik ve çirkinliğinden bahseder. Koruk, üzüm, şarap ve sirke özünde su olan, suyun yansıması, kopyası olan şeyler. Hepsi tadılınca güzellik ve çirkinlik nitelikleri ortaya çıkıyor. Koruk henüz olgunlaşmadığı için ekşidir. Öyle çok da kolay değildir tadına bakmak. Üzüm olunca tatlılaşır, güzel olur. Küpe girince şarap olur, sirke hali ise faydalı ve güzeldir. Bunlar güzel ve çirkin olarak ifade edilen ama özünde üzüm suyu olan ve cinsine uygun olan şeylerdir. Dünyadaki bütün varlıklarda tezahür eden güzellik tabii güzelliktir. İnsan, hayvan, bitki, sema bu türden güzellikler. Her insanın hem cinsine, hayvanlara, bahçedeki güle, baharda açan ağaca, onlardaki güzelliğe alakası vardır. Mevlana da bu güzelleri eserlerinde fazlasıyla kullanmıştır. Mevlana'ya göre güzel insandır. İnsan şekliyle, dış görünüşleriyle, güzellikleriyle güzeldir. Dış güzellik, güzelin güzelliklerinin orantısında, uyumunda ve ahengindedir. Bir varlık ait olduğu türe uygun niteliklere sahipse, sahip olduğu canlılıkla kendini ifade edebiliyorsa, bütününü oluşturan parçalar arasında orantı ve simetri varsa ve bu parçalar ahenkli bir bütün meydana getiriyorsa güzeldir. Bu güzellikler Mevlana'ya göre insanın yüzünde, gözünde, saçında, bedenindedir. Güzellik önce yüz güzelliğidir. Yüzü güzel olanın içi de güzeldir der Mevlana. Yüz güzelliğinin cam düşmanı olabileceğini de hayvanlardan örnekler vererek dile getirir. Mesela bir ahunun misk için canından olduğunu, tilkinin postu için başının kesildiğini, filin dişi için kanının döküldüğünü uzun uzun anlatır hikayelerinde. Mevlana insanı ruh ve beden olarak ele alır. İnsanın toprağa mensup olduğunu, hayvanla arasındaki farkın akıl ve nefis olduğunu belirtir. Kendi ifadesiyle insanı büyük bir şey olarak vasfeder. Ona göre insan incidir, mücevherdir, hazinedir. Bütün güzellikler onda mevcuttur. Çünkü Mesnevisinde de belirttiği üzere en güzel şekli olan insandır. Mesnevi'de Mevlana Hz. Peygamber'den ve diğer peygamberlerden çok fazla bahsediyor. Hz. Peygamber'i ey kutlu, ey kokusu güzel ve mübarek peygamber diye vasıflandırarak, diğer peygamberleri kendi özelliklerine bağlı olarak mesela güzellik timsali olan Hz. Yusuf'u ay ve güneşin ona secde etmesi, babasına kanlı gömleğinin götürülmesi, kardeşleri tarafından kuyuya atılması, Mısır'a götürülmesi, köle olması, Züleyha ile karşılaşması, zindana atılması, kadınların ellerini kesmesi, Mısır'a sultan olması konuları ile ele alır ve Mevlana'da Hz. Yusuf bütün güzellikleriyle Allah'ın güzelliğinin tezahürüdür. Bunu Farsça bir beyitle hemen ifade etmek istedim. Zihüsnü Yusufi sermest budem, zihüsne şerdemi guyet elestem diyor Hazreti Mevlana. Bir Yusuf'un güzelliğiyle sarhoş olduk ki güzelliği her solukta Rabbiniz değil miyim diyordu. Mevlana insanı efendiliğiyle, huyuyla, musiki zevkiyle, zarifliği ve nezaketiyle güzel bulur. Ama Mesnevisi de Halife Leyla'ya o sen misin? Mecnun senden dolayı mı perişan oldu ve kendini kaybetti? Sen diğer güzellerden üstün değilsin deyince Leyla'nın diliyle sus. Zira sen Mecnun değilsin der ve güzelliğin izafiliğini de ortaya koyar. Mevlana'ya göre güzel hayvandır. Mevlana eserlerinde düşüncelerini hayvanlar üzerinden ortaya koymuş ve pireden deveye kadar bütün hayvanları kullanmıştır. Özellikle Mesnevi'de 60'a yakın hayvan hikayesi bulunmaktadır ve bu hikayeler Allah sevgisi, insan ve tabiat sevgisi motiflerini taşır. Mevlana hayvanları karakteristik özellikleriyle kullanır ve onlar aracılığıyla insanlara ders verir. Papağan nükteli sözler söyleyen, ariflerin sözünü dinleyip kurtuluşa eren kişiyi temsil eder. Dudu kuşu boş konuşan, ağzına geleni söylemekten çekinmeyen bir kuştur. Kafes içinde olmasına bu boş konuşması sebep gösterilir. Bülbül acı ve keder veren ötüşü, gül bahçesinde gezinmesi, kafeste olması konularıyla ele alınır. Kafes içinde olması sesinin güzelliğindendir. Bülbül ağlayan, inleyen, garip ve sahipsiz telakki edilen, sevgilisi için güzel sözler söyleyen bir aşığın timsalidir. Mevlana hayvanın güzelliğini arı örneğinde izah eder. Hakkın arıya öğrettiğini aslan ve ejderha bilemez. Arı terutaze balla dolu petekler yapar. Hakkın ipek böceğini öğrettiğini hiçbir fil bilir mi? Ne o kuyrukta bir bilir mi der. Arı petek yapar, petek yapmakla yetkindir. İpek böceği ipek örer ve bu işte yetkindir. Fil büyük olabilir ama arının da ipek böceğinin de işini yapamaz. Mevlana orantıyı da yılan üzerinde açıklıyor. Ne o kuyrukta bir devlet, bir nimet vardır. Ne o başta bir rahat, bir lezzet. Yılanın kuyruğu başının etrafında dönüp dolaşır. O iki dost birbirine tam layıktır, tam münasiptir der. Ve onların birbirine oranını ifade eder aslında. Uyum Mevlana'ya göre bir güzellik ve Allah'ın yarattığı bir süstür. O her canın özelliği şüphesiz canıyla uyumludur. Zira onu hak yarattı der. Çünkü kainat belli bir düzen ve dengeden ibarettir. Öyle olunca da uyumu Allah'ın yarattıklarında aramak gerekir. Mevlana'ya göre güzel ve güzellik tabiatta keşfettiği şeyler ve nimetlerdir. O gördüğü olağanüstü şeyleri çok güzel bir şekilde estetik olarak ifade eder. Her zaman yeni bir suret, her an yeni bir güzellik görmedeyim. İnsan daima yeniden yeniye neşelenip durmakta. Ben cihanı nimetlerle dopdolu görmekteyim. Sular kaynaklardan coşup akmakta der. Tabiatta gördüğü her şey ona büyük bir haz verir. Mevlana'ya göre güzel bitkidir, meyvedir, çiçektir. Özellikle de güldür. Mevlana gülün güzelliğinin, kokusunun Allah'ın bir lütfu olduğunu, o dilerse her şeyin olacağını estetik bir şekilde dile getirir. Gülü güzelleştiren, ona güzel kokular veren Tanrı'nın ihsanı, lütfudur der. İnsanlara başlarına kötü bir iş geldiğinde üzüntüye, ümitsizliğe düşmemeyi ve kötü zanda bulunmamayı tavsiye eder. Ve kötü zamanda da gül gibi gülmeye bak. Gülün yapraklarını birer birer koparsan da yine gülmeyi bırakmaz, yine solup ganlanmaz. Bir dikenden niçin kama düşeyim? Zaten bu gülmeyi diken yüzünden buldum der. Mevlana'ya göre güzellik gökyüzüdür. Ay ve güneş aydınlatması, parlaklığı, uzakta olması, her zaman görünmemesi, görününce güzelliklerin zuhur etmesi özellikleriyle birer güzellik mefhumudurlar. Onlar sadece temaşa edilir. Çünkü ay güneşten aldığı ışıkla geceyi aydınlatır, yol gösterir, tabiata güzellik ve çekicilik yansıtır. Mevlana'ya göre güzel sestir. Yaratılış itibariyle güzel olan insan, dinlediği bir müziği, duyduğu bir sesi, tattığı bir yemeği, kokladığı bir nesneyi algılar ve 5 duyu ile algıladığı bu kavramlar ona somut olarak hoşnutluk verir. Bu kavramlar Mevlana'ya göre güzeldir. Tabiatta pek çok canlı çeşitli sesler çıkarır. Fakat bu seslerin insan tarafından ortaya çıkarılan, geliştirilen ve zevk alınanı güzeldir. Özellikle sesin ritimli ve iyi uyumlu olduğunda tesiri çok daha fazladır. Mevlana Mesnevisinde susuz bir adamın ceviz ağacına çıkıp onu silkelemesi ve cevizlerin çukurdaki erişemediği suya düşmesi, bu suretle suyun sesini duyup onunla zevklenmesi bahsinde cevizlerin suya düşme ritmini ve suyun çıkardığı sesin ahengini şiirin güzelliğiyle birlikte hissettirir. Adam susamış, ceviz silkeliyor, cevizler suya düştükçe güzel bir ses, sudan da habbeler meydana geliyor. Yoldan geçen birisi, "Ey genç, bu cevizler seni susturur. Suya çok ceviz düşüyor ama su derinde, senden çok uzakta. Sen zahmetle insen de su onları uzaklaştıracaktır." Hilal Hanım, toparlayabilirsek. Evet hocam, toparlıyorum. Bizimki de "maksadım ceviz toplamak değil, suyun sesini, habbelerin şeklini görmek" şeklinde cevap verir. İşte böyle ses güzelliğini Mevlana özellikle Davut Aleyhisselam'ın sesi üzerinden de açıklıyor. "Adem'den bu zamana kadar öyle güzel sesli kimse gelmedi. Sesine dağlar da ses veriyor, kuşlar da" diye Davut Aleyhisselam'ın sesinden bahseder. Ve bunu yaparken de Sa'd Suresinin ayetlerine tenbihlerde bulunarak pekiştirir. Mevlana'ya göre güzel huydur, Mevlana'ya göre güzel aşktır, Mevlana'ya göre güzel düşüncedir. Mevlana'ya göre güzel gönüldür. Gönül ilahi kemalin ve cemalin en güzel tecelli ettiği, varlığın aslı, zevkin ve sıkıntının merkezi, aşk kavgasının aslında yeridir. Mevlana'ya göre son olarak söz güzeldir. Mevlana, "her şeyin temeli sözdür. Söz ibadet ağacının meyvesidir. Çünkü ibadet de sözden doğar" der. "O topraklar, o bedenler geçip bittiler. İyiden iyiye, kötüye ait sözleri, hikayeleri, bilgiler kaldı diyerek sözün olması gerektiğini, ondan başka her şeyin geçici olduğunu sözüyle destekler. Üstelik sözden ve onun sayesinde farklı yerlerde olmak, yeniliklere açık olmak, yeni düşünceler üretmek hayalini de her zaman kutlar. Her zaman duyar ve bundan mutlu olur." Onu bu düşünceleriyle ve kendi dizeleriyle bitirmek istiyorum. "Der ne yabet, hali puhte, hiç ham, pes sohen ku tah bayet ve selam" der. Ben de sözlerimi burada bitiriyor. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ederiz. Sizin sunumunuz da güzeldi Hilal Hanım. Teşekkür ederim. Evet, Mehmet Hocam, müsait misiniz? Hazırsınız yani. Buyurun. Sürelerimiz 15 dakika. Onu hatırlatmış olalım. Ses açık mı Mehmet Hocam, sesiniz? Sesiniz açık değil galiba. Kapalı görünüyor. Şimdi açık galiba. Evet, buyurun. Ekranım, pencere diyelim. Allah Allah. Yine mi aynı program var? Ya. Daha önce kullanmadığım bir program, o yüzden demin açtım. Bir saniye daha. Pencere paylaştım. Ama Mehmet Hocam, uygulama ekranı geliyor sürekli. Hatice Hanım'ı dinlerseniz. Mehmet Hocam, Hatice Hanım. Maalesef. Evet. Son göstermeyi durdur. Bir kez daha. Ses de sonsuz, görüntü de. Allah. Peki. İptal. Bir saniyenizi rica edeyim. Küçük bir yardım alacağım. Olur. Hadi. Şunu bana paylaş ya, paylaşamıyorum, bir saniye. Tamam. hocam. Buyurun. Mehmet hocam, hazır bana şey demek isterseniz. Sesiniz iyi gelmiyor Hatice Hanım. Tamam hocam. Şu anda geliyor galiba. Tamam herhalde. Tamam hocam. Tamam. Biraz önce iyiydi ama. Heh. Şu anda görebiliyor musunuz? Şu anda iyi, evet hocam. Ama tekrar o şey sonsuz. Şu anda paylaşımı geçiyor. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet evet hocam, görüyoruz. Şu anda görüyoruz. İkinciyi tıklayın bakalım hocam, geliyorum ikinci. Veysel hocam, sesimi duyabiliyor musunuz mu? Duyuyorum hocam, benim sesimi siz almıyor musunuz? Veysel hocam? Duyuyorum hocam. Ya şu an duyuyorsunuz değil mi? Peki evet, ekranımı görebiliyor musunuz şu anda? Ekranımı görebiliyor musunuz? Evet, efendim? Evet, evet görüyoruz. Ha, tamam hocam, başlıyorum o halde. Kusura bakmayın, epey aksaklık oldu. Evet, programı değiştirdim o yüzden. Şimdi acılar ve yaratan hikmeti başlıklı bir sunum yapacağım. Acı ve ıstırap sürekli muhatap olduğumuz bir şey. Bunun doğal olanları var, ahlaki olanları var. Bunlar istenmeyen, engellenmesi, kurtulması gereken nahoş duyu ve duygular. Bu olaylara biz kötülük etiketini yapıştırıyoruz genelde. İşte depremler, seller, salgın hastalıklar, diğer taraftan savaşlar, zulümler, cinayetler. Bunlar hep bildiğimiz sabah akşam muhatap olduğumuz şeyler ve her zaman karşımıza böyle bir soru geliyor. Bu kadar acı ve ızdırap, yani kötülük barındıran. Bu kötülük cümlesini ben hep tırnak içinde kullanacağım. Çünkü kötülük bizim bir tavsifimiz. Kainatta kötülük var mı yok mu apayrı bir konu. Evet. Yani kötülük barındıran bir dünyanın kudreti ve ilmi sonsuz bir yaratıcının mutlak iyiliğiyle nasıl bağdaştırılacağı konusu insanlık tarihi kadar eski, hatta belki insandan da önce. Malum Bakara Suresi'nde yeryüzünde bir halife yaratacağını söylediğinde meleklerin cevabı şu olmuştu: orada bozgunculuk çıkaracak ve kan dökecek birini mi var edeceksin? Dolayısıyla insanın varoluş ihtimalinden itibaren böyle bir soru gündemde. Melekler de o soruyu sormuşlar. Dolayısıyla bu soruyu bizim sormamız ya da başkalarının sorması daha önemli, ama bir kısmı yüksek perdeden haşa Allah'ın iyiliğini sorgular tarzda, hatta varlığını sorgular tarzda sorguluyor. Biz de merak ediyoruz. Niçin? Bu soru sorulmalı. Melekler sormuş. Şimdi kötülükle Allah arasında mantıksal bir tutarlılık arama gayreti söz konusu olmuş ve şu soru sorulmuş. Geçmiş üzerine çok durmayacağım. Tanrı varsa kötülük olamaz. Kötülük varsa Tanrı olamaz tarzında bir mantıksal tutarsızlıktan bahsedilmiş. Aslında bu sonradan şöyle çevrildi: Tanrı varsa iyi bir gerekçesi olmayan kötülük olamaz. İyi bir gerekçesi olmayan kötülük varsa Tanrı olamaz şeklinde. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hikmetsiz bir kötülük yaratmayacağını, dolayısıyla kötülük zahiren kötülük ama sonuçları itibariyle iyilik olduğunu anlatan bir mantıksal bir tarafı var için. Bir mantık kısmı var. Bunu aslında şu şekilde de ifade edebiliriz. Septiklerin yaklaşımına karşı Moore'un geliştirmiş olduğu bir çözüm var. Septikler diyorlar ki biz hiçbir şeyi tam olarak bilemeyiz. Dolayısıyla bu kalemin varlığını bilemem diyor. Moore da buna diyor ki kalemin varlığını biliyorum. Bunda hiç şüphem yok. Çok açık, bedihi. O zaman septikler yanılıyorlar tarzında. İnsanın apaçık, bedihi olarak gördüğü şeylerden hareketle bazı fikirlerin üzerine dönebileceğinden bahsediyor. İşte aynı mevzu buraya da tatbik ediliyor. Tanrı varsa gerekçesi olmayan hiçbir kötülük yoktur. Tanrı'nın olduğunu biliyorum. Çünkü buna dair çok kanıt var. O halde gerekçesi olmayan kötülükler dediğimiz örneklerin bilmediğimiz ilahi gerekçeleri vardır şeklinde doğrudan bir mantık yürütme gerçekleşebiliyor. Bu iyi bir gerekçe ve hikmet nedir dendiğinde bunun üzerine çok durmayacağım zaman açısından. Şimdi ilahi hikmet konusuna dönüp baktığımızda iki türlü yaklaşım sergilenmiş. Hikmetinin mutlaka var olması gerektiği, birazdan üzerine duracağım. Fakat bunun bilinmesinin kendi başımıza her zaman mümkün olmayabileceği şeklinde savunular söz konusu. Yani bir hikmet var genel olarak ama bunu bilmeyebiliriz. Bir de bu hikmetlerin neler olduğuna dair çıkarımlar var, akıl yürütmeleri var. Buna da teodiseler diyoruz genellikle, ilahi adaleti anlatan teoriler. Şimdi düşünce tarihi boyunca çok teodiseler geliştirilmiş ama bunların hiçbiri her şeyi halletmemiş. Dolayısıyla böyle bir şey de beklenemez. Yani indirgemecilik ve genellemecilikten kurtulursak eğer bunların iyi kombinasyonları söz konusu olabilir. Şimdi en temel ve en nihai savunma olarak nasıl başlayabiliriz? Aslında ontolojik delil sadedinde bu ortaya konmuş. Descartes'in dediği gibi dağ denildiğinde vadi, üçgen denildiğinde üç açının bulunması zorunludur. Dolayısıyla Tanrı diye bir şeyden bahsediyorsak bir mefhumdan, aklen onun noksansız bilme, kudrete ve iyiliğe sahip olduğunu da kabul etmekle başlıyoruz demektir diyor. Yaratırken de onun iyilikten, muhabbet ve rahmetten başka bir gerekçesinin ve motivasyonunun da olmayacağı açık bir postula gibi adeta karşımıza çıkıyor. Şimdi burada önemli bir nokta var. Yani işte Tanrı'nın varlığı sabit olduktan sonra zorunlu bir varlık olarak kudret ve ilminde bir noksanlık ve rahmetinde bir eksiklik düşünülemez. Dolayısıyla mutlaka kötülük diye karşımıza çıkan şey aslında kötü değildir. Neticeleri itibariyle işte ise güzeldir. Ama biz her zaman o güzelliği keşfedemeyiz anlamı çıkıyor. Dolayısıyla mutlak kötülük diye bir şey yok. Kötülük bir değer yargısıdır. Dolayısıyla görecelidir. Yere, zamana, kişiye göre değişir. Biz acı veren olaylara kötülük diye bir etiket yapıştırıyoruz. Dolayısıyla acı veren olaylar objektif olgular olsa bile bizim ondan duyduğumuz şeyler, acı ve ızdırap, subjektiftir, kişiseldir. Dolayısıyla kişiden kişiye önemli farklılıklar arz ediyor. Yani Kur'an'daki bir ayetten hareketle her hoşumuza gidenin iyi olmadığı, her hoşumuza gitmenin de kötü olmayacağı ifade ediliyor malum. Yani bunu özellikle yemek yeme konusu seçim yaparken birçoğumuz yaşıyoruz. Bu önemli bir ayrım. Diğer taraftan doğru ve güzel, iyi nedir diye soru sorduğumuzda, bunun hepsini bilemeyeceğimiz, üzerine anlaşamayacağımız şeyler olduğuna tarih şahit baştan sona. Felsefe tarihi bunun örnekleriyle dolu. Evet, Allah'ın yaratmasındaki hikmetlerin tamamını bilemeyiz. Fakat entelektüel, bilişsel sınırlarımıza baktığımızda ve Allah'ın da sınırsız ilmine ve kudretine ve iyiliğine nazar ettiğimizde bize mutlak bir anlam sezgisi veriyor. Ne demek mutlak? Kayıtsız, şartsız. Her şeyde mutlaka. Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var, bir güzelliği var. Evet. Anlamsız gibi görünen bazı olayların hikmetini görememek, hikmetin yokluğunu göstermiyor. Yani delilin yokluğu, yokluğun delil değil şeklindeki ifadeye geliyoruz burada. Şimdi mümkün dünyaların en iyisi kavramı çok uzunca kullanılmış, İslam filozofları tarafından kullanılmış, Batı'da kullanılmış. Bu neyi anlatıyor? Aslında eser üzerinden anlatmıyor bu anlattığı şeyi. Ne demek? Yani işte kainat baştan sona gezdik, hepsini tarttım, ölçtüm, biçtim, hepsi tam yerli yerince. Bunu hiçbir insan diyemez ki zaten. Böyle bir şey değil. Bunun temeli şudur. İşte Allah mutlak kudret sahibi, mutlak ilim sahibi, mutlak iyilik sahibi. O zaman yaptığı şey de iyilikten başka bir şey olmaz demektir. Aslında az önce ontolojik delilden bahsederken bahsettiğim şey buna göre geliyordu. Yani tümden gelimsel bir yaklaşım. Madem ondan geliyor güzeldir. Güzel olmama ihtimali yoktur. Evrenden elde edilen deliller de bunu destekliyor. Ontolojik delil dediğimiz şey sadece zihinsel bir kavramdan çıkarılan bir şeydi. Fakat biz ontolojik delili filozofların kullandığı gibi kullanmak zorunda değiliz. Biz kozmolojik delillerden, kainat üzerinden Cenab-ı Hakk'ın kudretinin, ilminin ve iyiliğinin büyüklüğünü de görebiliyoruz. Dolayısıyla ontolojik delili yerli yerince oturtmamız mümkün oluyor. Allah'ın abes iş yapması ve zulüm yapması düşünülemez. Bunu günümüzde yaşayan önemli ehl-i sünnet akidesinin hem felsefe hem kelam bilen bir ismi olan Bediüzzaman eserlerinden bazı noktalarla aktaracağım. O diyor ki ziya, hava, su, toprak nasıl? 4 temel unsur kainatta. Aynı şekilde hikmet, adalet, inayet, merhamet de böyle. Yani kainatı nereye bakarsanız bakın Sanki bu dört elementten, bu manevi dört elementten oluşuyor gibi. Dolayısıyla hikmetsiz, adaletsiz, inayetsiz, merhametsiz hiçbir şey bulunamaz kainatta. Ontolojik delilin işte tahkiki hale getirilmiş halini şu şekilde ifade ediyor. Hayır mutlaktan hayır gelir. Allah mutlak hayırdır. Ondan şer düşünülemez. Cemil-i mutlaktan güzellik gelir. Bütün güzelliklerin kaynağı odur. Mutlak cemildir. O zaman güzellik gelir. Hakim mutlaktan, hikmetli, her şey, mutlak hikmetli olan Cenab-ı Hak'tan abes bir şey gelmez. Bunlar adeta postula gibi, aksiyon gibi açıkça bedi olan şeyler. Bütün düşüncelerimizi bunların üzerine bina etmemiz gerekiyor. Her şey ya doğrudan doğruya neticeler itibariyle güzeldir. Bunu nereden çıkarabiliyoruz? Allah halik külli şey. Allah her şeyin yaratıcısı. Ve huve ale külli şeyin vekil. Her şeyin vekili, her şey üzerinde. Dolayısıyla her şeyi yapıp eden Allah belli. Başka bir ayet-i kerime ahsene külli şeyin halaka. Allah her şeyi en güzel surette yarattı. O zaman bu iki ayetten ne anlıyoruz? Her şeyi Allah yarattı. Her şeyi en güzel yarattı. O zaman yine Bediüzzaman'dan bir cümleyle özetlersem, her şeyde, hatta en çirkin görünen şeylerde hakiki bir hüsn ciheti vardır. Evet, kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir, onun üstüne bizzat denilir, veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki onun üstüne bir gayr denilir. Şimdi burada Allah'ı suizan etmek kelimesi üzerinde durmak istiyorum. Yani kainata baktık, kainatın bütün detaylarında hikmeti, inayeti, rahmeti, adaleti gördük. Sonra bir hadise görüyoruz, bir örnek görüyoruz, anlayamıyoruz. Yani burada Allah'ı suizan etmenin yeri yoktur. Allah ilmiyle, kudretiyle, iyiliğiyle oradadır. Dolayısıyla izah edemediğimiz, hoşumuza gitmeyen bazı şeyler, hatta sinek kanadının gözümüze gelmesi dağ göstermediği gibi birkaç hadiseden kainat dolusu Allah'ın iyilik delilinin gizlenmesi söz konusu olamaz. Evet. Diğer taraftan Allah'ı tazim etmek, tenzih etmek gibi bir durumla karşı karşıya kaldığımızda bu izah edemediğimiz kötülükleri atfedecek yerler arıyoruz. Allah'tan koparıyoruz. Güya Allah'ı tenzih edeceğiz. Ya da işte umursamaz, kainatta ne olup bitti, ilgisiz, sınırlı bir tanrı. Yani müdahale edemez, müdahale etme şansı yok, işte mucize yapamaz tarzındaki bir yaklaşımlar yetersiz bir yaratıcı kavramını bize getiriyor. Son tahlilde de pratik olarak hayatın içinde olmayan bir Allah'ın insanların derdine deva da olmayacağı, tapınmaya değmeyeceği, duaya değmeyeceği anlaşılıyor zaten. Allah kendisini niye gizliyor? Bu çok sorulan bir soru. Yani bir yönüyle doğal kötülükler, bir yönüyle ahlaki kötülükler var. Bunların ikisi de işte doğanın işleyişinden kaynaklanan ya da insanların iradesinden kaynaklanan kötülükler. Bununla Allah arasında bir mesafe olması gerekiyor. Yani kötülükler var ama insanlar Allah'a kötülüğü atfetmemek için işte yanlışlıkla. Çünkü doğal kötülükler Allah'ın ihtiyaren göndermiş olduğu, yani birinci olarak her doğal hadise hayır üzerinedir ama işleyişinde bazı şerler ortaya çıkabiliyor. İnsan irade hayır için verilmiştir ama insan şer işleyebiliyor. Dolayısıyla bir kötülük ortaya çıktığında bu kötülüğü Allah'a atfetmemek için perdelere ihtiyaç var. Onun için zahiren kötü ve çirkin görünen şeylerde Allah'la ilgisini kesmek için perde olarak kullanılıyor. Kim için bu? Kısa görüşlü insanlar için. Yoksa tevhid derecesine erişmiş, Allah'ın iyiliği konusunda hiç şüphesi olmayan, samimi olarak Allah'a güvenen insanlar için böyle bir şey söz konusu değil. Yani Kur'an'ın ruhunda baktığımızda elhamdülillah ve subhanallah kelimelerin her yerde geçtiğini görüyoruz. Sebbahalillahi mefsemavati vel ard ve min şeyin leyse bihamdihi gibi. Allah hem Sübhan hem de hamde layık olarak görüyoruz. Elhamdülillah'ın anlamı bütün övgülerin, bütün minnet ve şükranın ona ait oluşu. Subhanallah da Allah'ın bütün kusurlardan münezzeh oluşunu ifade ediyor. Bunu her vesileyle söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla bir mümin bununla kainata bakar. Dolayısıyla Allah hiçbir şekilde zulüm atfetmez, çirkinlik atfetmez. Onun için bakış problemimizi düzeltmemiz gerekiyor. Onun için kapsayıcı düşünmemiz gerekiyor. Cımbızla çekilmiş olayları bakarak, hadiseleri değerlendirmeye kalkmak insanı yanlışa götürür. Yanlış referanslarımız var sonra. Yani neye göre? İşte Kopernik evrene dair hesaplamalar yaparken hep hesapların tutmadığını görüyor. Ya bir kere de diyor yani dünyanın da güneşin etrafında döndüğünü düşünsem diye oturuyor ve artık yer merkezli kainat güneş sistemi modelinden güneş merkezli modele geçtiği anda her şey yerli yerine oturuyor. Yani dolayısıyla insan da kendini kainatın merkezine oturtarak her şeyi düşünürse insan yanlış yapar. Onun için insanın bundan kurtulup yani egosantrik, homosantrik yani kendisini ya da türünü merkeze almaktan kurtulup teosantrik düşünmesi lazım. Yani Allah merkezli bir düşünce. Kainat Allah'ın projesi ve insan burada çalıştırılan bir kul mesabesinde. Dolayısıyla her şeyi insana göre düşünmek doğru değil. Yani dünya insanın basit hevesleri ekseninde dönmüyor. Onun için insanın heveslerini rahatsız eden şeyler illa da çirkin olması gerekmiyor tarzında bir yaklaşım esas. Evet, kainatın ve hadisatın gayelerinin insana bakan yönü bir ise yaradana bakan yönü bindir. Yani dolayısıyla sadece insanın her de basitçe bazı hevesleri var. Günübirlik bunlar etrafında dönmüyor. Dolayısıyla Allah'ın gayesi ne? Ona dönüp bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla meselenin temelinde Allah, kainat, insan arasındaki ilişkinin çok iyi oturtulması gerekiyor. Dolayısıyla büyük fotoğrafı görmeden detaylar doğru anlamlandırılamaz. Allah'ın kainatı yaratmasının hikmetine, onun içine potansiyel bir kötülük yapabilecek durumdan insanın dahil edilmesinin hikmetine, sonra da kısacık dünya hayatının insanın uzun sonsuzluğa uzanan serüvenindeki yerine, hikmetine bakmak gerekiyor. Bunların hepsini içine almayan bir teodise bize bir cevap veremez. Böyle bir teodise de yok. Onun için Kur'an'ı bakış açısını kendimize rehber etmemiz gerekiyor. İşte teosantrik yani kainat, Allah merkezli bir kainat modelinde ne var? Yani kainat nedir? İşte Allah'ın ilahi isim ve sıfatlarının tecelligahı, bir sanat galerisi, bir gösteri sahnesi. Bu gözle bakmak lazım. Burada hem kendisi cemal ve kemalini bizzat kendi gözleriyle, tabiri caizse, hem de şuurlu seyircilerin gözleriyle kendisini seyretmektedir. Kainattan maksat budur bir anlamda. Ve zıtların dünyasındayız. Cenab-ı Hak her şeyi zıtlar halinde yaratmış. Niye? Çünkü eşya zıddıyla biliniyor. Bu yüzden Cenab-ı Hak kainatın içerisine zıtları koymuş. Dolayısıyla güzelliğin görünmesi için bir parça çirkinlik zorunlu oluyor. Karanlıkla aydınlık birbirini, lezzet ve acı birbirini gerektiriyor bir anlamda tanınabilmek için. Evet, dolayısıyla kainattaki bu sanat galerisinin, gösteri sahnesinin tam olarak netice vermesi için estetik güzellik ya da etik iyilik dediğimiz olaylara dair, estetik güzellikte işte kainatta güzellik çirkinlik anlamında birbirini tamamlayan esaslar lazım. Estetik iyilikte de insan kötü ahlak, iyi ahlak dediğimiz erdemin ve karşıtlarının dengesinin olması gerekiyor. Çok kısaca insanın kendini bilmesi de, kainatı bilmesi de, Rabbini bilmesi de bu kötülükler sayesindedir. Kötülük dediğim gibi tırnak içinde. Çünkü neticesi itibariyle çok büyük bir şeye hizmet ediyor. Şimdi özgür irade ve ruh oluşturma teodiseleri var. Bunlar arasında ilahi sanat galerisi ve gösteri salonundaki insanın oluşumuyla alakalı. Zihin yapısı, insanın ruhunun ortaya çıkması, benliğinin oluşmasıyla alakalı. Çünkü insan kainatın timsali, kendine bakarak kainatı tanıyor. Hatta Cenab-ı Hakk'ın bütün isim, sıfat ve şuunatından numunecikler taşıyor. İnsan yine kendine bakarak ve kainata bakarak Allah'ı tanıyabiliyor. Ve insana verilmiş olan bu fırsatın hepsi gelip dönüp dolaşıp insanın benliğine ve özgür iradesine dayanıyor. Bu özgür iradenin ortaya çıkması için de bir tabiat nizamına, yani standartlar olan bir nizama ihtiyaç var. Diğer taraftan insanın kendi tercihlerini kendi yapıyormuş vehmine ihtiyaç var. Bunun için insana benlik verilmiş. İşte insanın büyük değeri buradan. Yani Cenab-ı Hakk'ın en büyük ayna olabilme potansiyelinden ortaya çıkıyor. Son derece önemli bir nokta. Ama evet, Mehmet işte, Hocam toparlayabiliriz. Evet. Konu uzun ve sıkıntılı bir şeye güzel gidiyor da evet vaktimiz biraz daha. Evet. Onun için birkaç nokta o zaman şöyle çok hızlıca temas edeyim. Seçerek. Yani ahireti hesaba katmadan yapılan hiçbir formül teodiseyi açıklamayacaktır. Yani kainatta kötülük var. Madem kötülük var Allah var tarzında. Çünkü kötülüklerin karşılığı ve cezası bu dünyada verilmiyor. İyilikler var. Herkes iyiliğin tam karşılığını görmüyor. O zaman ahiret var. Bu dünya sadece ömür boyu bir eğitim ve gelişim programından ibaret. Sonuçlar ahirette kendisini gösterecek. Şimdi umumi afetler ve mazlumların ıstırabı konusuna birkaç cümleyle temas etmek istiyorum. Şimdi umumi afetler olduğunda umumi suçlar var demektir. Nasıl oluyor bu suçlar? İyilerin tepkisizliği vardır. Dolayısıyla suç işleyenler az ama sorumluları çoktur. Dünyanın şahit olduğu olaylar var ama gözlerine sokulunca, kafalarına vuruluncaya kadar fark etmiyorlar. Onun için büyük afetler elbette cezai işlem gerektiriyorlar. Allah ceza verir. Kur'an bunun örnekleriyle dolu. Ceza vermesi için kanunların değiştirmesine de gerek yok. Mevcut kanunlar istediği gibi Cenab-ı Hak ceza da verebiliyor. Tabiat kanunları alanda kalarak. İlla da kanunlar ortadan kaldırarak yapması gerekmiyor zaten. Son iki slaytım şu. Bunun üzerine birkaç cümle durmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi toplumsal ve türsel olgunlaşma dediğimiz şey, tekamülümüz için de bizim korkuya, acıya, ıstıraba ihtiyacımız var. Çünkü o korku insanın aklına çareler aratıyor. Keşiflerin kapısını aralıyor. Bilim ve teknolojiyi en çok uyaranlardı yine korku. Korkularımızla baş etmek için tıpla, sanayiyle vesaire devletler, sistemler, organizasyonlar kuruyoruz. Ta ki bu kötülüklerle baş edebilelim. Dolayısıyla tüm kültürel, teknolojik ve medeni birikimlerin arkasında ikinci güç, acılar, acılardan gelen korkular ve sonu gelmez ihtiyaçlarımızdır. Bunlar hayatımıza renk katıyor ve bunlarla uğraşırken aslında Cenab-ı Hakk'ın birçok esmasının tecellileri bizde görülüyor ve biz de Cenab-ı Hakk'ın birçok sıfatlarını anlıyoruz. İnsanın en büyük temel dinamiği aslında enesidir, benliğidir. O benliğiyle birçok şeyi tatması lazım. Benliğinin tam yerine oturması için aczini ve fakrını bilmesi gerekiyor. Onlar üzerinden Cenab-ı Hakk'ı tanıması gerekiyor. Yoksa Allah'ın kendisine vermiş olduğu bu sıfatları sahip çıkarak bir çeşit Firavun ve Nemrut olabiliyorlar. Yani bu açıdan son derece önemli. İtici güç anlamında. Son slaytım da bu. Şimdi acıyı teskin etmek için afyon, morfin veriliyor malum. Bununla alakalı bir şey. Afyon her zaman iyi bir şey değildir. Bunu bilmek lazım. İki alıntı. Acı amaçsız bir olgu değildir. Bir hayat belirtisidir. Yeniden yapılanmayı sağlayan bir dürtüdür o. Yani acı çekince insan bir şeyden ters gittiğini anlıyor ve yeniden düzenlemeye girmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Acıyı, hatta büyük toplumsal acıları bir fırsata ve insan başarısına dönüştürmek mümkün ve vaki. Acıları kamufle eden her şey afyondur. Acılar, madem insanı dönüştürücü, devrimci bir tarafı var. Dolayısıyla bu acıları bastırmak değil, bilakis bunlardan faydalanmak lazım. Dolayısıyla toplumsal acıları meşrulaştıran, hassasiyetleri azaltan her düşünce ve din anlayışı da afyon sınıfına sokulmuş. Mesela Marx gibi birisi tarafından. Ne demek bu? Yani acının tez, antites, sentez şeklinde hayatı dönüştürücü bir yönü var. Bunu zaten neticelerini görüyoruz. Dolayısıyla en uzak kesimden, hatta çok sevdikleri ateistlerin de acıya önemli bir görev atfederek acıyı ortadan kaldırmaya teşebbüs edenleri bile suçlayan bu tarz ifadeler var. Çok teşekkür ediyorum. Uzattığım için de özür dilerim. Evet, biz teşekkür ederiz Mehmet Hocam. Çok önemli bir konu, güzel bir şekilde her zaman olduğu gibi takdim ettiniz. Teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Şimdi sırada Tokat Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Mehmet Demirtaş var. Evet, buyurun Mehmet Hocam. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, bizi genelde Eskişehir Osman Gazi ile karıştırıyorlar. Öyle mi? Ben programda öyle yazıyordu Osman Gazi sanki. Evet, tamam. Gazi Osmanpaşa değil mi? Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi. Evet. Felsefe, din bilimleri, din felsefesi alanı. Evet. Mehmet Cesur hocamı dinlerken geçen yıl kötülük problemi teizmin üstesinden gelemeyeceği bir sorun mudur diye ben felsefe dünyasında makalem yayınlanmıştı. Epeyce kafa yormuştum Mehmet Hocam. Gerçekten de teizme karşı veya işte ilahi dinlere karşı en büyük saldırısı kötülük probleminden geliyor. Ama çözümü de hocam da bahsetti de gerçekten kolay da gözükmüyor bazı noktalarda. Daha kafa yormak lazım, onu fark ettim. Neyse. Evet, Dumlupınar Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum öncelikle böyle bir organizasyon yaptığı için. Benim sunumum Frederick Robert Tennant, 1866-1957 yıllarında İngiltere'de yaşayan önemli bir filozof, teolog ve bilim adamıdır kendisi. Dönemi içerisinde Darwin'e en iyi cevabı veren evrim kuramında, Darwin'in bu evrim kuramı tabii epeyce bir ses getirdiği için o dönemde 19. ve 20. yüzyılda Frederick Robert Tennant da teleolojik delile, yani gaye nizam delilini, Tanrı'nın varlığının olması gerektiğini ve bir düzen koyması gerektiğini gerçekten güzel bir şekilde anlatmıştır. Ben de 5 yıl önce İngiltere'de Darwin Üniversitesi'nde postdoktora yaparken Tennant üzerine de bir yıl epeyce araştırmalarım oldu orada. Oradaki hocayla da istişare ettik. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. İnsan tarih sahnesine çıktığı andan itibaren alemle olan bir ilişkimiz var bizim. Yani diyoruz ki biz bu alem niçin var? Olduğundan başka türlü de olabilir miydi? Onun doğası nedir? Onu meydana getiren bir güç var mıdır? Yoksa bu güç nasıldır? Biz bu güç hakkında işte Tanrı kavramını sık sık kullanacağız. Felsefeci olduğumuz için ister istemez. Tabii dinlerin diğer farklı dinler de var. Çoğu o şey olduğu için ilahi olmayan dinler de var. O yüzden Tanrı kavramını biz kullanıyoruz ama tabii Allah kavramı farklı. Onu yine söyleyelim baştan. Şimdi bu alemi bir şeylerden meydana gelip gelmediğiyle ilgili hepimiz çocukluğumuzdan itibaren belli sorgulamalar içerisine gireriz. Yani niye? Çünkü insan ister istemez alemdeki yerini anlamak ister ve anlamlandırmak ister. Yani alemin varoluşunda da bir güç varsa bu güç gerçekten nasıldır, ne değildir diye bu sorgulama hepimiz gireriz. Ancak Allah'ın varlığıyla ilgili bilgileri biz daha çok onun sıfatları noktasıyla öğrenebiliyoruz. Onu da vahiy ile Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ya da Peygamber Efendimiz'in sözlerinden öğreniyoruz. Ama çoğunlukla da vahiy yoluyla biz Allah'ın varlığıyla ilgili işte onun Rahman, Rahim, Rezzak, Şafi ne tür bir varlık olduğunu oradan öğrenebiliyoruz. Şimdi din felsefesinde Tanrı-alem ilişkisine baktığımızda mesela panteizm Tanrı'yı, doğayı zaten kabul etmez. Tanrı-alem birdir. Orada aleme gerek yoktur. Mesela panenteizm Tanrı sıfatlarını sınırlar. Sınırlı bir Tanrı kavramı vardır. Deizm atılırma düşürür. Agnostisizm gelin konuşmayalım bu meseleyi der. Ateizm hepsinin üzerine böyle sünger çeker. Burada teizm dediğimiz ilahi dinlerin Tanrı anlayışında bu Tanrı'nın varlığını kendisine yani ilim, irade, kudret sahibi bir varlığı ortaya koyduğu için teist ilahi dinler bunlara karşı din karşıtı akımlar tabii her zaman ne yapmışlar? Karşı gelmişler. Şimdi Tennant'ın yaratmayla ilgili düşüncesi de ilginç. Şöyle ona göre kendisi akıllı tasarımı savunur. Doğada alemsiz Tanrı'yı yani alem ve insan Tanrı ile anlam kazanır. Tanrı alemi yaratmak zorundadır der kendisi. Neden? Bir an için düşünelim. Tanrı alemi yaratmasaydı olmaz mıydı? Ya şimdi bu hakikaten önemli bir soru. Bunu tabii şöyle yorumluyorum ben. Yaratmak zorundayı dayatma anlamında değil de bir varlığa biz Tanrı dediğimiz zaman, ilah dediğimiz zaman onun doğasında yaratıcılık var. Nasıl ki birine biz insan olup olmadığını anlamamız için onun düşünmesi, tefekkür etmesi, aklını mantığını kullanması gerekiyor değil. İnsan diyebilmemiz için, diğer varlıktan ayırt etmek için. Aynı şekilde bir meslek grubunun ben öğretmenim dediği zaman hadi bana öğretmenliğini göster veya marangozum dediği zaman hadi marangoz olduğunu göster de onun sanatını görmek isteriz. İşte bu anlamda Tanrı'nın yaratması gerektiğini, yaratmayan bir Tanrı düşünülemeyeceğini söylüyor. Onun alemle, insanla, ahlakla olan ilişkisi olmasını gerektiğini söylüyor. Ve bunu da Mozart'ın örneğinden veriyor. Ondaki yaratmayı diyor tamamen Mozart mesela diyor kendi sözünü koraya yansıtırken ne yapıyor diyor. Orada müzik, tema, ses hepsi eş zamanlı olarak birden devreye giriyor. İşte Tanrı da bu şekilde diyor, alemi bu şekilde müdahale ediyor diyor. Ve aynı zamanda bir oyun yazarının, kahramanın senaryosunu yazarken kitaba ne yapıyor? Kendi kurgusunu kuruyor ve onu ortaya koyuyor. Bunu yani yaratmanın bu şekilde olduğunu söylüyor. Ona göre düzen delili dediğimiz, alemde gaye nizam delili dediğimiz, teleolojik dediğimiz delilde epeyce bir zamandır delilin hep Tanrı'nın yaratmasıyla ilgili duruldu. Lakin Tanrı sadece yaratıcı değildir. Düzenleyicidir ve bu düzenlemesini ne yapar Tanrı diyor? Aynı zamanda aleme müdahale eder ve değişime de alan açar diyor. Sadece yaratıp bırakmaz diyor. Mesela deizmi burada kendisi sert bir şekilde eleştiriyor. Şimdi bu Tanrı'nın yarattığı alem, bunların diyor dallara budaklara ayrılması, birbirine geçmesi, parçaları düzenlemesi onun aynı zamanda o alemin değişimine imkan verdiğini gösteriyor. Yani o düzen ve tasarımı devamlı Tanrı'nın aleme müdahale ederek yaptığını söylüyor. Aynı zamanda sudur nazariyesi dediğimiz din felsefesinde veya kelamda taşmayı, işte Tanrı'nın akılların taşması şeklinde teori ise çok fantastik, gerçekçi bir teori olmadığını söylüyor. Bu anlamda Tanrı teizmin yani ilahi dinlerin Tanrısının yerine geçebilecek diğer ateizm, agnostisizm, materyalizm veyahut da işte Tanrı, panteizm, panenteizmin hiçbir şekilde teizm kadar delillerinin yeterli olmadığını söylüyor. Yaratma yerine aynı zamanda mesela inanmayanlar, ateistler veya diğerleri ne diyorlar? İşte diyelim ki kaos olarak ortaya çıktı veya kendiliğinden ortaya çıktı, rastgele ortaya çıktı. Yani Tennant'ın dediği, eğer alemde bir Tanrı yoksa, ilim, irade, kudret sahibi bir varlık yoksa bu evren, kainat nasıl ortaya çıktı? Ya tesadüf, ya rastlantısal, ya da kendiliğinden ortaya çıktı diyeceğiz. İşte o buna diyor ki, kesinlikle diyor rastlantı, tesadüf kendini ortaya çıkaramaz. Hatta 10 üzeri 40, milyonlarca kere zar atmanız lazım diyor böyle bir evrenin tasarımı oluşabilmesi için. Çünkü diyor tesadüfler, rastlantılar eğer bu alemi ortaya çıkardıysa, tesadüf ve rastlantı dediğimiz şey bir kere mi ortaya çıkar? Hadi o tesadüf ve rastlantılar tekrar bir daha ortaya çıksın da bu işte toz ve gaz bulutunu o rüzgarıyla parçalasın, atsın. Gerçekten de çok ilginç cevapları var. Şimdi alemde bir rasyonelitenin olduğunu söylüyor. Doğru. Neden? Nasıl oluyor da zihnimizle matematiksel işlemler yapıyoruz, kağıda döküyoruz? Matematiğin fiziğe tekabül etmesi gerçekten ilginç bir şey. Sayılar yazıyoruz. İşte diyelim ki uçak koordinatlarıyla gidiyor. Değil mi? Fiziğe tekabül ediyor. Yani insan zihniyle dış dünyanın uyumu, matematiğin fiziğe uyumu, bu diyor kendiliğinden olabilecek bir şey değildir diyor. Eğer bizim zihnimizde rasyonellik var, alemde rasyonellik yoksa o zaman biz diyor kalırız ortada. Ya da bizde rasyonellik yok, alemde rasyonellik varsa yine ortada kalırız diyor. İnsanın kendisindeki o rasyonellikle alemdeki rasyonelliğin, bunun diyor arkasında bir rasyonelite olmadan, yani ilahi bir tasarımcı, yaratıcı olmadan bunu kesinlikle mümkün olmayacağını söylüyor. Aynı zamanda teizme, yani empirik bakılabileceğini söylüyor teizm düşüncesine. Çünkü o şöyle düşünüyor, modern 19. ve 20. yüzyılın yapılan bu işte fizikte, bilimde gelinen noktasına işte bakıldığında tüm bunların aslında bir yaratıcı olmadan mümkün olmadığını söylüyor. Big Bang'den itibaren büyük patlama, 13.7 milyar yıl önce büyük patlamayla birlikte işte yıldızların çıkması, galaksilerin çıkması. Mesela diyor ki galaksilerin dışarıya doğru değil de içeriye doğru eğer şey yapsaydık, patlamalarını gerçekleştirseydi kesinlikle boyutları küçük olan galaksiler mümkün olmayacaktı. Sıcaklıkta az bir değişim olsa, işte iklim değişikliğini yaşıyoruz şimdi hepimiz, değil mi? Yani ne kadar sıkıntı çıkarız. Yani hassas ayarların olduğundan bahsediyor ve bu hassas ayarı da özellikle hem fizik hem biyoloji alanında görüyoruz diyor. Fizik biliminin, Tanrı'nın varlığıyla ilgili kesinlikle Tanrı'la ilgili bir cümle kuramaması lazım. Yokluğuyla ilgili, yani Tanrı'yı inkar etme. Fiziğin böyle bir işi yok diyor. Doğru, bilim neyle uğraşır? Bilim nasıl sorusunun cevabına bakar. Felsefe, din, ahlak, bunlar niçin sorusunun cevabını arar. Bilim bir telefonun nasıl yapıldığını uğraşır ama bu telefon niçin yapılıyor? Bu amaç sorusu bilimin sorusu değildir. Amaç sorusu felsefenin, dinin, ahlakın veya diğer konuların sorusudur. Tennant'ın burada bakmak istediği, doğaya bütüncül bakmamız gerektiğini, teleolojik bakmamız gerektiğini, biz parçacı bakıyoruz ve burada o arkadaki diyor şeyleri göremiyoruz. Eskiler diyor işte alemin temel yapısına bakarak hep oradan dini temellendirmeye kalktılar diyor. İşte düzenden, şundan bahsettiler ama aslında diyor alemde diyor tamam bir düzen var ama bu düzenin kendisi de makul diyor. Mesela diyor ki organik alem, inorganik alem var diyor. Herkes organik aleme bakıyor. Canlılar dünyasına bakıyor. Biraz da inorganik aleme baksanıza diyor. İnorganik alemdeki harikuladelikleri neden görmüyorsunuz diyor. Ve insan örneğinden dikkat çekiyor. Diyor ki bizim vücudumuzda su var, demir var, potasyum var, karbon var, kalsiyum var. Dış dünyada da var. Dış dünyadayla bizim içimizdeki bu elementler, yani dışarıda olan elementler içimizde de var diyor. Buna neden diyor dikkat çekmiyorsunuz diyor ve Darwin'in evrim kuramıyla geliştirdiği tutuma muhalif bir söylem geliştirerek diyor ki insan zihni dış dünya arasında kesinlikle bir uyum vardır. Diğer canlı varlıkların dış çevreye uyumu söz konusudur. İnorganik yapı ile organik yapı arasında bir uyum söz konusudur. Dünyamız estetik bir değere sahiptir diyor. Ve estetik değeri, güzeli idrak etme bize vermiştir diyor. Alem bizim ahlaki gelişmemize imkan tanır diyor. Tekamül sürecinde diyor Darwin'e en yaptığı önemli eleştiri, sen diyor tamam doğal seleksiyon, adaptasyon diyorsun ama diyor o şekilde açıklıyorsun belki ama tüm bir evrim sürecini nasıl açıklayacaksın, söyler misin diyor. Gerçekten de ilginç yani. Bütün bir evrim sürecini baştan sonra sen nasıl açıklayacaksın? Her şeyi doğal seleksiyona, adaptasyona açıklıyorsun ama o küçük bir parçayı görüyorsun. Yani canlılardan önceki 13.7 milyar tam 500 milyon diyelim. 13.1 milyarı nasıl açıklayacaksın? Yani canlılık çıkmadan önce nasıl açıklayacaksın diye hep bu şekilde eleştiriyor. Ve alemde bilinçlilik, güzellik, ahlaki değer merkez olarak dünyanın makul bir düzene yaşama sahip olduğundan bahsediyor kendisi. Gerçekten de şöyle düşünmek lazım. Yani evrene baktığımızda biz bir düzen var mı yok mu? Bazıları diyor yani düzensizlik de var. Evet evrende belki işte termodinamik 2. maddesi gereği var ama biz yarın kalktığımızda kafamıza göktaşı düşeceğiz. Yer çekiminin olmayacağını, suyun olmayacağını, bir her yerin yanıp yıkılıp tsunami olacağını düşünmüyoruz. Yani düzen derken bizim canlıların bu alemde, bu kainatta kendi yaşamlarını devam ettirecek bir imkana sahip olduğundan bahsediyoruz. Yani işte tabii kötülük problemi onun başka bir şeyi de o ayrıca konuşulması lazım. Burada düzen olmasa yani burada bir düzen var ve düzenin arkasında da bir düzenleyicinin olduğundan bahsediyor. Eğer düzen olmasaydı yani biz hayatımızı devam ettirebilecek bir durum olmasaydı, kaos olsaydı bu kainat, o zaman biz burada kesinlikle hayatımızı devam ettiremezdik ve bu alemde bu şekilde yaşayan bir varlık olamazdık diyor. Keza Tennant işte bu tesadüfü ve rastlantıyla iddia edenlere karşı, ateistlere karşı onların milyon kere zar atılsa tekrar bunun mümkün olmadığını ve o yüzden bu alemdeki bu düzenin, intizamın bir yaratıcıya delalet ettiğinden bahsediyor. Aynı zamanda yaratma fiilini de şöyle düşünüyor. Yani Tanrı önceden a priori olarak kendi düşüncesini zihninde yapar ve onu bir şekilde yansıtır diyor. Teist düşüncede çünkü bu böyledir diyor. Burada insana dikkat çekiyor kendisi. İnsan diyor zaman içerisinde, Darwin gibi düşünmüyor. İnsan zaman içerisinde en son gelişen bir varlık değildir. Bilakis insan kendi var olma nedenini farkında olan ve değer üretme noktasında en yüksek noktaya ulaşan bir varlıktır diyor. Yani en son gelişen varlık değil, kendi var olma nedenini anlayan ve değer üretme noktasında en yüksek varlığa gelişen bir varlık. Şimdi şöyle düşünmek lazım hocam. Yani Allah insanı niye yarattı? Önemli bir soru. Melekleri itiraz ediyor ya, biz yetmiyor muyuz sana? İşte yeryüzünde halifesi olacak. İşte bunlar ama melekler diyor ki bunlar kötülük yapacak, birbirini öldürecek. Ama sizin bilmediğinizi ben bilirim diyor. Şimdi insanın yaratılmasıyla aslında Allah'ın projesinin sonuç kısmı insana dayanıyor. Neden? İnsan yaratılmasaydı yoktuk zaten. Ne olacaktı? Ya alemi yarattı, kainatı yarattı. Biz yoktuk, vardı zaten. 13.7 milyar yıl devam ediyordu. Hayvanlar vardı, başka varlıklar vardı. Ama bir şey eksikti. Allah'ın yapmış olduğu bu sanatını, doğayı, bu incelikleri, güzellikleri onun vukufuna varacak, anlayacak, idrak edecek varlık lazım. Özgür irade sahibi bir varlık lazım. Melekler bizim gibi bir varlık değil. Onlar robot gibi düşünelim veya işte bir otomatik bağlı varlık. Yani bizdeki irade, yani onlar kötülük yapamaz. İstese de yapamaz. Ontolojik olarak yapamaz. Ama insan bu özgür iradesiyle ne yapıyor? Bu Allah'ın sanatının en ince noktasında, ayrıntısına kadar onu biliyor. Yani insanla birlikte projenin sonuç kısmı aslında ne oluyor? Tamamlanmış oluyor. Ve insan burada ne yapıyor? İşte bu düşünerek, tefekkür ederek, aklederek, Tennant'a dikkat çektiği, yani doğadaki bu düzenin, intizamın, güzelliğin vukufuna vararak Allah'ın yaratma sıfatını, o sıfatın idrakine varıyor ve oradan yola çıkarak da işte dış dünyada var olan elementlerden, unsurlardan, bunların da hiçbirini mesela düşünelim, vücudumuzda 100 trilyon hücre var. Bunların saniyede 150 milyon kere 50 milyonu saniyede de ne yapıyor? Yenileniyor değil mi? Vücudumuzda işte içimizde bir sürü atomlar var. Bunlar nasıl oluyor da ortaya çıkıyor? Üreme nasıl oluyor da ortaya çıkıyor? Nasıl oluyor da böyle bir düzen var? Neden bu düzen hep böyle bir sistematik bir şekilde devam ediyor? Bunlar neden tersine devam etmiyor da başka türlü devam etmiyor diye Tennant da burada işte Darwin'in o evrim kuramını gerçekten de yapıyor. Şöyle bir şey, ben yani anımı söyleyeyim. İngiltere'de hocayla evrim konusunu konuşurken, haftaya evrim konusunu konuşacağız demiştim. Açıkçası evrim konusunda benim eleştirim şu oldu. Tamam, bir an için Caner Taslaman'a da ben itiraz ettim ama onlar cevap vermiyorlar. Hep kaçıyorlar. Teist evrimciler de var bizim ilahiyat camiasında. Gerçi Caner ilahiyatçı değil de Yani teizm, evrimin teizmle İslam'la uyuşabileceğini iddia eden akademisyenler var. Oradaki İngiliz hoca dedim ki tamam, bir an için biz bir varlıktan geçtik. Diyelim ki maymundan veya başka bir canlıdan türedik. Bedensel olarak evrimi kabul ettik. Peki zihinsel evrimi ne yapacağız? Bizde soyut şeyler var. Akıl var, düşünme var, tefekkür var, ahlak var. Hayvanda yok ki ahlak. İnsanda var ahlak. Hayvanların dünyasında iyi ve kötü var mı? Timsah zebrayı yerken niye kötü bir şey yaptı deniliyor mu? Böyle bir şey düşünmüyoruz. Onların doğasında o var zaten. İyi ve kötü insana ait bir şeydir. Yani bizdeki bu ahlak nasıl ortaya çıktı? Bilinç, şuur nasıl ortaya çıktı? Soyut şeyler nasıl evrim geçirdi? David diye konuştuk. Tabii beni şok ettin dedi. Ama ben orasındayım. Yani insanı paranteze alırsak, ya bu şeyde katkı olsun, yaratılışında. İnsanın çünkü yaratılışı Kur'an-ı Kerim'de detaylı bir şekilde Bakara Suresi'nde tek tek anlatılıyor. Ama diğer varlıkların, canlılar dünyasının nasıl yaratıldığı gibi bilgi yok. Sadece onlar toprak olacak. Onu biliyoruz. İnsanı paranteze alırsak, bilmiyorum yani insanı paranteze sorun yok ama eğer insan da aynı şekilde evrime kökenine şey yapılırsa o zaman burada bedensel evrim tamam da zihinsel soyut evrimler bunlar yani o süreç içerisinde geçen süreç içerisinde evrim geçirmiş olamaz bana göre. Onu söylemek istiyorum. Evet, Tennant burada son olarak şunu söylüyor. Diyor ki Darwin diyor eğer senin dediğin doğru olsa bile yani evrimi kabul etsek bile o zaman bu evrimin arkasında mutlaka bir tanrı olmak zorunda. Tanrı olmadan bir evrim mümkün değildir. Zira yani tanrı buna karar verir. Yani yine bir evrim varsa da bunu yine tanrı istemiştir, tanrı yapmıştır diyerek Darwin'i o dönemdeki çok hızlı bir şekilde yayılmasına durduruyor ve teleolojik delille çok güçlü bir gerekçeler sunarak gerçekten de din felsefesinde hatıra sayılır bir katkı sağlıyor Frederick Robert Tennant. Evet, ben son olarak yaratma konusunu gerçekten de Allah'ın en önemli sıfatının yaratma olduğunu ve bu yaratmanın da öyle gelişigüzel bir şey olmadığını, ilim, irade, kudret sahibi yaratıcının bunu bizleri buraya gönderirken bir planının, programının, amacının, maksadının, gayesi olduğunu ama şunu da söyleyelim. Geçenlerde ben Caner Taslaman'a yine bir cevap vermiştim. Yani biz vahiy olmasaydı Zoom üzerinde biz Allah'ın vahiy olmasaydı salt aklımızda gideceğimiz yer nere olurdu? En fazla Hz. İbrahim'in gittiği yere giderdik ya da Aristo'nun gittiği yere kadar giderdik. Yani salt akıl yoluyla biz Allah'ın sıfatlarının Rezzak olduğunu, Şafi olduğunu, Rahman, Rahim olduğunu nereden bilecektik? Bu bağlamda vahiy göndererek Yüce Rabbimiz bize ne yapmış? Bir kolaylık sağlamış ve yaratmış olduğu bu kainatı, evreni daha iyi anlamamız için bize ne yapmış? İmkan tanımış diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Mehmet Hocam, biz de teşekkür ediyoruz. Önemli felsefi soruları gündeme getirip güzel bir şekilde açıkladınız. Evet, şimdi son konuşmacımız bu oturumun, 8. oturumun son konuşmacısı, tebliğcisi Fikrullah Çakmak hocamız, fakültemiz öğretim üyelerinden, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde. Konusu da bana çok ilginç geldi. Buyurun Fikrullah hocam. Tamam hocam. Şimdi sunumu paylaşayım hemen. Buyurun. Değerli hocalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hocam sunum şu anda gözüküyor değil mi? Gözüküyor, evet. Tamam oldu. Değerli hocalarım, bizim bugünkü sunumumuzun konusu Hollywood sinemasında özellikle. Aslında daha doğrusu genel sinemada ama bu sinemanın önemli bir bölümünü Hollywood oluşturduğu için Hollywood sinemasında dünyadaki canlının kökenine yönelik kurgular, hatta oradan da uzaylılar diyebiliriz. Çünkü asıl bu kurguların baş kahramanı uzaylılar. Önce sinema diye dersek sinema nedir, ne değildir? Şunu görüyoruz ki aslında biz bugün ister kabul edelim, ister kabul etmeyelim, sinema toplumlar üzerinde iz bırakan birçok faaliyetten daha fazla etkili olduğunu görüyoruz. Hem bizim üzerimizde hem de gençlerimizde, çocuklar üzerinde veya bizden sonraki kuşaklar üzerinde çok ciddi bir etkisi olduğunu görmekteyiz. Bu noktada sinema gündem oluşturma, gündemi yönetebilme ve direkt gündemin kendisi olabilme yetisine sahiptir. Öyle ki belki biz işte şu sosyal medyaya veya sinemaya kapalı olduğumuzdan dolayı bunu bilemeyebiliyoruz. Ancak şunu görüyoruz ki belli gençler arasında, belli topluluklar arasında sinema ciddi manada gündemi oluşturmaktadır. Ki biz bunu sosyal medyayı takip ettiğimiz zaman rahatlıkla görmekteyiz. Sinema derken tabii Hollywood'u ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü Hollywood artık sadece bir sinema değil. Bütçesiyle, izleyici kitlesiyle ve kendi ideolojisiyle oluşturma noktasında Hollywood sineması ciddi manada ayrı bir öneme sahip. Basit bir örnek verecek olursak, örneğin Hollywood sinemasında iyi tutan bir filmin, yani şu anda gündemde olan bir filmin ortalama getirisi 400 milyon dolarlardan bahsediyorlar. Hatta bu milyar dolara vuruyor. Bir filmden bahsediyoruz. Yıl içerisinde Hollywood sinemasının çektiği filmleri düşünürsek, şu anda Hollywood sinemasının bütçesi birçok devletin bütçesinden, ki belki bizimkilerde daha, bizim devletimizde dahildir, devletin bütçesinden daha fazla bir bütçeye sahip. Elde ettiği gelir de birçok devletin, teknoloji üreten şu bu dahil olmak üzere birçok devletin ihracatından daha fazla bir gelire sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada aslında sinema, Hollywood sineması sinemadan değil, sinema olmaktan çıkmıştır. Peki ne haline geldi? Bugün Hollywood sineması söz ve görsel aracılığıyla seyircinin zihninde dini, felsefi ve bilimsel hakikat olmayan bir gerçekliği inşa ediyor. Aslında bugün artık sinema, bir özellikle Hollywood, bir gerçeklik inşa işine soyundu. Belki ilk sinema ortaya çıktığında veya Hollywood sineması ilk olarak ortaya çıktığında sadece eğlence merkezli bir hal iken, bugün artık tamamen kendi gerçeğini inşa ediyor. Bazen şunu da söyleyebiliyoruz. Geçmişte veya işte Hollywood sineması veya sinema işte Batı'nın propaganda aracı veya Batı'nın düşüncesine, Amerikan düşüncesine hizmet ediyor. Artık gelinen noktada sadece Batı'nın veya Amerikan düşüncesine hizmet eden bir sinemadan bahsedemeyiz. Çünkü o artık kendi gündemini oluşturmuştur. Tamamen kendiyle alakalı bir durum oluşturmuştur. Bu noktada sinema, özellikle Hollywood sineması özel bir yeri edindiğini görmekteyiz. Dediğimiz gibi başlangıçta aslında sinema sadece neydi? Bir 7. sanat olarak algılanıyordu. Ve sinema bu noktada belli sanatsal aktivitelere katılamayan insanların gitmiş olduğu veya eğlence merkezi, eğlendiği bir etkinlik olarak düşünülüyordu. Ama özellikle dediğimiz gibi geldiğimiz noktada artık sinema bir eğlenceden ziyade ciddi bir sektör olarak karşımıza çıkmıştır. Bu noktada sinema bütün bileşenleriyle birlikte, yani yönetmeninden tutun da senaristine kadar, yapımcısına ve oyuncusuna kadar, bugün toplumların kendi içerisinden çıkmış, kendi kültürlerinden çıkmış nice bilim adamı, din adamı, fikir adamından çok daha fazla toplumlar üzerine etkilidir. Yani bugün biz çocuklarımıza veya kendimizin bilmediğimiz nice bilim adamlarımız vardır. Ama çocuklar bugün Marvel sinemasının oluşturduğu bir kahramanı, işte Kaptan Amerika'dan tutun da işte ve benzeri gibi kavramları rahatlıkla bilebilmektedir. Aynı çocuk belki İstiklal Marşı'nın yazarının ismini bilmemektedir. Böyle bir yapıdan bahsediyoruz biz. Bundan dolayı da, yani yapı bu kadar büyüdüğünden dolayı, böyle akıl almaz bir yere gittiğinden dolayı bugün her ideoloji mutlaka ve mutlaka sinema yönelmiştir ve yönelmek de zorundadır. Böyle bir durum söz konusu. Neden? Çünkü bir yapı oluşturuyorsunuz, bir sistem oluşturuyorsunuz ve bu sistem insanlara çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor ve ulaştığı insan üzerinde de çok ciddi etkiler bırakabiliyor. Tabii bu etki neye bağlı? Bu etki o insanın film izleme düzeyine bağlı. Ama bugün gelinen noktada hepimiz çocuklarımızdan, gençlerimizden ve kendimizden biliyoruz. Televizyonların başında, sinemaya gitmemiş olsak bile özel alanlar, hepimiz bu filmle mutlaka ve mutlaka yüz yüze geliyoruz. belki çocuklarımız günde bir tane veya en azından 2 günde bir Hollywood filmi izlemektedir ki bu yaklaşık 2 saatlik bir sürece denk gelir. Bu da sizin 2 günde bir çocuğunuza 2 saatlik bir süreç ayırma ihtimali söz konusu değildir. Bu noktada o yüzden her ideoloji mutlaka ve mutlaka sinemaya, özellikle Hollywood sinemasına yönelmiştir ve bu da dediğimiz gibi Hollywood'un özellikle insan üzerindeki hızlı ve etkili bir şekilde insanı etkileme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada sinema için sadece şunu söyleyemeyiz kesinlikle. Yani basit bir eğlence midir, varsa eğlence mekanı mıdır, bunu söylememiz mümkün değildir. Başta söylediğimiz gibi sinema görsel ve metinden oluşmuş bir kurgu hayatı insana sunmaktadır. Ve bu kurguyu sunarken mutlaka ve mutlaka çoğumuz bu kurguyu içerisinde kendimizi kaptırır ve gerçekmiş gibi düşünürüz. Örneğin araştırmalar var. Mesela eskiden Türkiye'de de vardı ama yine halen daha var. Dünyanın birçok köşesinde film izleme esnasında işte bugün halen daha oluyor. İşte kahramanla birlikte sevindiğimiz, kahramanla birlikte ağladığımız, filmin sonunda önemli bir sahneden dolayı kalkıp alkışladığımız nice zamanlar olmuştu ve şu anda halen daha da böyle. Ve birçok ülkede de bu şekilde devam etmektedir. Yani olayı sadece basit bir kurgu olarak değil, bize bir eğlence için gösterilmiş bir takım görseller olarak değil, görmüyoruz. Onunla tamamen sinemayı izleyen izleyici, sinemayla tamamen bütünleşmektedir. Böyle bir durum söz konusu. Bu noktada sinemanın zaten izleyici noktasındaki hedefi de şudur. Yani şöyle bir hedefi söz konusu sinemanın. Yeni simgeler ve semboller oluşturur sinema. Bu simgeler veya semboller kültürden dine, dile kadar her şeyi hedef almaktadır. Çünkü artık kendisine ait bir dünya vardır. Kendisine ait bir dini vardır. Kendisine ait bir dili vardır. Kendisine ait bir kültürü vardır. Mesela bu görselde gördüğünüz hani Marvel sinema evreninin kahramanlarını görüyoruz. Bu kahramanların tamamının belki çocuklarımız veya çoğusunun önemli bir kısmını tanımaktadırlar. Çünkü artık kendi sembolleri vardı ve bu semboller üzerinden öyle basit görseller değil, hepsinden mutlaka bir kendi zihnindeki şeyi izleyiciye kabullendirmek için bir takım gizli semboller veya simgeler olduğunu görmekteyiz. Mesela dikkat ederseniz şu Marvel sinema evreninde renkler kırmızı ve mavidir genelde. Çünkü bu tamamen Amerikan kültürünün, Amerikan bayrağından hareketle Amerikan düşüncesini, propagandasını yapmak için oluşturulmuş karakterlerdir zaten bunlar. Bunlar tak 1930'larda, 40'larda oluşturulmuş ve şu anda sinema sayesinde bütün gençlerin veya çoğumuzun tanıdığı sembollere, simgelere dönüşmüş olduğunu görmekteyiz. Bu noktada özellikle Hollywood hedef kitlesine kendi ideolojisini, kendi inancını yerleştirme çabası içerisinde olduğunu görmekteyiz ki bu konuda daha ciddi farklı çalışmalarda söz konusu. Bunun yanında sinema bunu yaparken zaten ciddi bir propaganda aracıdır. Yani o dini, felsefe, bilimsel hakikat olmayan gerçekleri söz ve görsel aracıyla insanların zihnine yerleştirirken, yeni bir gerçeklik oluştururken ciddi bir propaganda ile bunu yapar. Örneğin şu resimde gördüğünüz film Amerikan Sniper filmi, işte 2019'da galiba çekildi. O filmde şunu görüyoruz, bir Amerikan keskin nişancının Afganistan'da, Irak'ta yaptığı faaliyetleri gösteriyor, yaptığı işleri gösteriyor. Film o halde öyle bir anlatıyor ki en son mesela Amerikan askerinin korunması için mantık o şekilde küçük bir çocuğu sniper olarak bu kişi öldürüyor. Ama bunu yaparken de aslında onlarca insanın hayatını korumuş olarak bunu ifade ediyor. Böyle bir düşünceye sahip olduğunu ne yapmaktayız? Biz özellikle görmekteyiz. Bu noktada ciddi bir propaganda aracı olarak sinemayı rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim sinemanın bu özelliğinden hareketle sinemanın dinle ilişkisi nasıldır acaba? Nasıl bir ilişki söz konusu? Şunu söyleyebiliriz özellikle son 100 yılda yani son 15-20 yılda daha doğrusu özür dilerim. Sinemayla dinin ciddi bir çatışma içerisinde olduğunu görmekteyiz. Çünkü başta söylediğimiz gibi din bir hakikat oluşturur. Yani Allah inancı veya daha doğrusu Tanrı inancı temelli ister İslam olsun ister Hristiyan olsun fark etmez. Bir hakikat oluşturur, bir gerçeklik oluşturur. O gerçekliğe göre de bir insan yetiştirir. Aynısını bugün sinema yapmaktadır. Sinema bunu da yani tabiri caizse tanrılık konumuna kendini koyduğundan veya hakikat oluşturma din yerine kendisini koyduğundan dolayı sinema ile dinlerin ciddi manada bugün çatıştığını görmekteyiz. Tabii bunu kastederken bu noktada teist insanların yapmış olduğu sinemayı kastetmiyoruz biz. Ama bugün yani Marvel'in Hollywood sinemasına baktığımız zaman, Marvel sinema dünyasına baktığımız zaman tamamına yakın, önemli bir kısmının kendi din anlayışlarının veya kendi hakikat anlayışlarını sunduğunu görüyoruz. Öyle ki teist bir sinema yapılsa bile oradaki din tamamen kendi istedikleri dindir. Yani oradaki din İncil'in vermiş olduğu bir Hristiyanlık değildir. Veya Kur'an'ın sunmuş olduğu bir İslam değildir. Oradaki yönetmenin, yapımcının ve senaristin oluşturduğu bir İslam veya senaristin oluşturduğu bir Hristiyanlıktır. Bu noktada yani diğer sinema veya Hollywood dinlerin oluşturduğu hakikati reddetmekte ve kendi hakikatini ne yapmaktadır? Oluşturmaktadır. Bu noktada dinle Hollywood'un çatıştığını görmekteyiz. Bu çatışmanın temel argümanı da değerli hocalarım yaratılıştır. Yani şu anda Hollywood sinemasına baktığımız zaman bu çatışmanın temel analı, temel konusunun yaratılış olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü eğer siz teist olmayan bir sinema oluşturacaksanız burada da seyirci kitlenizin temel algısını yani Tanrı ile ilgili algısını değiştirmek zorundasınız. Tanrı ile ilgili algısını değiştirmek için de yapacağınız ilk iş yaratılışa odaklanmaktır. Yaratılış fikrini değiştirirseniz zaten Tanrı ile ilişkisini bozmuş olursunuz. Tamamen ayırmış olursunuz. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden Hollywood sineması yaratılışa ayrı bir önem verir. Onunla ilgili birçok ne yapar? Mesela baktığımız zaman evrimle ilgili, daha doğrusu hatta evrimle ilgili demeyelim, son bilim kurgu filmlerinin tamamına yakını, fantastik filmlerin tamamına yakınında zaten evrim vardır. Yani yaratılış söz konusu değildir. Çok nadirdir tanrısal bir yaratılıştan, işte Tanrı'nın yaratmış olduğu bir canlılıktan bahsedilsin. Temelinde evrim vardır ve o noktada da Tanrı söz konusu değildir. Bunun yanında sinema sadece insanın işte bir din oluşturmaz, yani bir Tanrı algısı oluşturmaz. Aynı zamanda yeni bir mümin tipi de oluşturur. Yani ya sinema Tanrı'yı tamamen reddeder, kendisine yönelik bir kainat anlayışı ortaya koyar. Eğer bunu yapmıyorsa da kendi dinini oluşturur ve kendi dinine göre bir mümin tipi oluşturur. Nasıl mesela mümin tipi oluşturur? Örneğin şöyle söyleyebiliriz. O müminin kendi inancı vardır, kendi ibadeti vardır, kendi ahlakı vardır. Mesela burada hani görselde görebiliyorsunuzdur şu anda. Diyanet Jedi ustası Yoda'ya savaş açtı diye. Nedir bu Jediizm? Biliyorsunuz Star Wars filmleri var. Ta 1950-60'lardan başlayarak bugüne kadar işte en son 9 seri çekildi galiba. Bu filmler ve bunların müthiş ayrıca çizgi filmleri, animasyonları söz konusu. Çok büyük bir yapı, çok büyük bir sanayi tabiri caizse. Şu anda dünyada milyonların üzerinde o Star Wars düşüncesinin de kendine has bir şeyi var. Din anlayışı var. Din demeyelim de yaratılış anlayışı var. Şu anda dünyada Avusturya'dan işte Yeni Zelanda'ya kadar, Amerika'dan birçok yere kadar milyonların üzerinde Star Wars filminin veya o sektörün oluşturmuş olduğu Jediizm denen bir din anlayışı söz konusu. Belki bize yani o kadar uğraşıyoruz, çabalıyoruz, şudur budur veya bazen insanlar kendi inancını aktarmak için o kadar uğraşıyorlar. Ancak bugün gelinen noktada şunu görebiliyoruz ki çok daha fazlasını ne yapmaktadır? aslında Star Wars oluşturmaktadır. Şu anda milyona yakın Star Wars'un inananları söz konusu. Yine sinema bunu yaparken, yani ya dini tamamen ortadan kaldırırken önce yaratılışa bakıyor ya da kendi din anlayışını oluştururken aslında sözlü kültüre, görsel ve imajlara büyük önem veriyor. Zaten sinemanın temanında görsel ve imajlar var. Bu ileride, yani bu tür görseller ve imajların ileride ciddi manada acaba bir pagan kültürü oluşturur mu? Yani nesillerin üzerinde bir pagan inancının oluşmasına sebep olabilir mi? Olabilir. Biz bunu nereden görüyoruz? Örneğin Hristiyan kültüründen görüyoruz. Yani Hz. İsa'dan sonra Hristiyan inancı oluşturulunca işte kiliselerdeki işte bütün ikonlar, resimler, şunlar bunlar zamanla Hristiyan inancını tamamen bir pagan kültürüne dönüştürme tehlikesine doğurdu ve bugün de onun etkilerini görmekteyiz. Aynı etkiyi sinemada da göreceğiz. Sinemanın oluşturduğu dinde tamamen ne vardır? Pagan kültürü vardır. O görseller vardır. Çünkü İslam'ın, daha doğrusu teist anlayışla oluşan dinlerde asıl olan vahiydir, sözdür. Sözün özelliği vardır. Ama sinemanın oluşturduğu dinde sözün değil de görselin önemi söz konusudur. Bu da ileriye dönük pagan bir inancın doğmasına sebep olma ihtimalini beraberinde getirmektedir. Dedik ki Hollywood bu noktada kendi ideolojisini inşa etmektedir. Yeni bir kutsal oluştururken Hollywood'un temelde yaptığı şey, yani yeni kutsalda hocam. Evet, vakit tamam, doldu, toparlıyorum. Hollywood'un yeni kutsalında temel olarak maddedir. O zaman şuralara geçiyorum hocam, şu konuya gelelim. Hollywood bu yaratılışa bakarken iki temelde iki şekilde ortaya koyar. Birincisi nedir? Yaratılış Hollywood'da bir evrim üzerinden anlatılır. O bölümü geçmiyoruz zaten. İkincisi, yaratılış anlatırken ister istemez evrim geniş kitleleri ikna etmemektedir. İkna etmeyince Hollywood yeni bir kurgu oluşturuyor. Bu kurguda başrolü de uzaylılar oluşturmaktadır. Hollywood şuradan, uzaylılardan hareketle iki türlü uzaylı varlığı var Hollywood'un. Birincisi, dünyadaki canlılığı ortaya koyan, dünyadaki canlılığı evrim sayesinde insanı oluşturan, canlılığı oluşturan uzaylılar. İkincisi ise tamamen tanrısal güce sahip olan uzaylılar. Hollywood yaratılışı Tanrı'dan, yani bizim inandığımız Allah'tan veya işte diğer dinlerin ulaştırdığı Allah'tan almakta ve bu noktada kurgusal bir gerçeklik olarak uzaylılara vermektedir. Uzaylılara verirken dediğimiz gibi ya uzaylılar direkt Tanrı'dır, ama uzaylılar eğer direkt Tanrıysa burada neyi kullanmaktadır? Özellikle modern bilimi kullanmaktadır. Çünkü uzaylıların tanrılığı neyle gerçekleşmektedir? Bilim aracılığıyla gerçekleşmektedir. Örneğin burada Jüpiter Uyanıyor diye filmimiz var. Bu filmde insanlık uzaylılar tarafından modern bilim sayesinde güçlenmiş, tanrısal özelliğe sahip olmuş, uzaylılar tarafından yaratılmış varlıklar olarak gözükmektedir. Ya da o uzaylılar ne yapıyorlar? Tamamen dünyadaki evrimi gerçekleştiren varlıklar olarak gözüküyor. Mesela Prometheus filminde bu sağda gördüğünüz saçı olmayan insan tipi işte içtiği şu ilaçla DNA'sını veya genlerini dağıtıyor, işte dünyaya, sulara dağıtıyor ve canlılığın oluştuğunu görmekteyiz. Bunun sonucunda sonuç olarak şunu söylüyoruz. Hollywood kendi kurgusunu oluşturdu. Uzaylılar aracılığıyla bir yaratıcı anlayış oluşturdu. İlk başta yaptığı şey, kainatı teist perspektifte anlamak için yapılacak ilk iş, bildiğiniz gibi yaratılışı kabul etmektir. Hollywood evrimle bunu yapamayacağını düşündüğü için, geniş kitlelere bunu evrimle yapamayacağı için sanal bir kurgu oluşturdu ve bu kurguda başrolleri de uzaylılara verdi. Oluşturulan kurguda aslında uzaylılar bir manada şirk inancının bir temsilcisi olarak bize sunuldu. Çünkü o uzaylılar tanrısal varlıklardı. Tanrı gibi güçleri olan varlıklardı. Ama bunlara tamamen Tanrı denildiği zaman bir manada teist bir inanç doğacaktı. Bunu da demediler. Ne yaptılar? Dediler ki bu tanrısal varlıklar bilim sayesinde bu gücü elde etmektedir. Bilim sayesinde bu güçlerini ortaya koymaktadır. Yine aynı şekilde Hollywood insanı da değersiz kılmakta. Nasıl insanı değersiz kılmakta? Dinler evreni insan için yaratılmış bir mekan olarak, dünyayı insan için yaratılmış bir mekan olarak görürken Hollywood diyor ki hayır diyor, dünya evrende onlarca uzaylı var. Ey insan, sen de değersiz bir varlıksın. Sadece onlardan birisin. Senin bir özelliğin söz konusu değil. Aynı şekilde Hollywood ahsen-i takvim olarak dinler bizi ahsen-i takvim olarak görür. Özellikle İslam. Halbuki Hollywood'un anlattığı uzaylı temelli insan tipinde evrimsel süreç içerisinde oluşmuş bencil, böyle bir ahlaki karaktere sahip bir insan olarak ne yapılmaktadır? Sunulmaktadır. Hocam teşekkür ederim. Benim sorumu bu şekilde. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Fikrullah Hocam. Çok güzel bir sunum oldu. Faydalandık. Böylece 8. oturumu tamamlamış olduk. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Hayırlı günler diliyorum.